bağnazların gösterdiği din cehennem. Evet. Müzik yok, resim yok, eğlence yok, sevgi yok, dostluk yok, arkadaşlık yok, hiçbir şey yok. Bela var. Münasebetsizlik var, mantıksızlık var, hurafe var. Abuk subuk inançlar var. Abuk subuk yani. Koskoca bilim adamı, ya diyor ayda kraterler nasıl oldu? Melekle diyor şeytan savaştı. O savaş anında oluştu kraterler diyor. Ya sen dalga mı geçiyorsun? Koskoca adamsın ya. Allah'tan kork. 70 yaşına girmişsin. Ya hala kraterler oluşuyor. Göktaşı çarpıyor. Görülüyor krater oluşuyor. Geçer kül. Her yerde oluyor krater. Yani dünyaya da çarpıyor. Krater oluşuyor göktaşı. Melekle cin mi, şeytan mı çarpışıyor burada yani? Allah'a direkt tövbe edemezsiniz. O şekilde dua edemezsiniz. Din adamlarına söyleyeceksiniz. Sizin için tövbe edecekler diyorlar. Ya kulübün içine giriyor. Anlat oğlum diyor. O da oradan anlatıyor falan. Ya inanılır gibi değil ya. Evet. Çok acayip yani. Dünyayı ne hale getirdiler ya. Din abi ki gayet kolay ve sade. Sevgi, merhamet, dostluk, kardeşlik, affedicilik, diğergamlık, fedakarlık, yiğitlik, delikanlılık. Ne güzel olma cömertlik ya. Mesela sevdiğin bir insan var, bir an malı mülk olmuyor. Cömert davranıyorsun. Mutlu oluyor, seviniyor. Ya sana da iyi gelir o. Mesela farz edelim yemek yiyecek. Tavuk, bir tane tavuk yiyecekler. Ya çağır dört kişiyi, beraber yiyin. O tavuk sana aslında o zaman yarar. Kolesterolün de düşer. Bayağı sağlıklı zinde olursun. Tıka basa sen yersen hasta olursun. Ama dört kişiye yedirirsen hepsi dördü de sağlıklı olur. Bir de mutlu yersiniz yani. Değil mi? Dostça. O dağıtmanın da bir zevki var, tadı var. Yani her türlü zevk alınır yani. Hep dedem aklıma geliyor. Rahmetli köyde anneannem tavuk yapardı böyle. Kızartırdı, pilavın üstüne tuturdu. Çağırın efendim aslanı derdi böyle. Biz hemen çağırırdık işte. Kazım'ı çağırın derdi, çağırırdık. Köyün mesela şey amcasının oğluydu herhalde şey aslan dayı. Çerkez çok efendi birisiydi. Bu öğrenmedikten gelirdi o da. Ya mesela o çok yemekten daha zevkli o. Evet. İşte orada değil mi? Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar falan. Gelinler canlarım benim. Çok Çerkez gelinler zayıf oluyorlar. Çok zayıf böyle. Fısır 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 kapıda konuşurlardı. İçeri girmezlerdi böyle. Bir şey söyleyeyim. Çok terbiyeliydiler Çerkez gelinler.